Alize'den merhabalar. Evet arkadaşlar, bugün benim vazgeçilmezim olan bir ürün yapıyoruz. Pançoları ben çok seviyorum. Aslında bu panço da değil. Hem şal hem panço gibi çok kullanışlı bir çalışma. Sizin de çok beğeneceğinizi umut ediyoruz. Evet, biz bunu Alize Angora Gold ve Alize Angora Gold batik ipliğimizle yaptık. Burada biz 3 yumak siyah kullandık. 2 yumak da Alize Angora Gold ipliğimizden kullandık. Yani toplamda 5 yumak. Ama bu oldukça büyük bir ürün. Şöyle ben size bunu bir göstereyim. Tam zamanı da demeyeceğim aslında. Çünkü gerçekten böyle bir ürün bence her mevsim kullanılacak bir ürün. Böyle hemen omuzunuza alabileceğiniz çok hafif Angora Gold yapısını sizler çok iyi biliyorsunuz. Böyle rahatlıkla kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Şöyle gösterebiliyor muyuz? Görüyor zannediyorum. Şimdi bu büyük bir ürün dedim. Eğer siz bunu son sıralarından birer kare eksiltirseniz 2 yumak batik, 2 yumak siyah iplik de kullanabilirsiniz. Yani 4 yumakla da bu size çok rahat olur. İnşallah beğeneceksiniz. İnşallah anlatabileceğiz. Çok kolay bir çalışma. Sadece düz örgü bilen herkes yapabilecek. Burada biz batiğin renklenme avantajından yararlandık. Biliyorsunuz Alize Angora Gold batik renklenmeleri bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Evet, arkasını mı göstereyim? Yaklaştıralım peki. Evet, şöyle tekrar bir tarayalım isterseniz ben oturana kadar bu çalışmamızı yakından yanıma çekeyim. Peki, tamam, hemen yanıma çekiyorum. Evet, size anlatmak istediğimi de şöyle kağıt üzerinden göstereceğim ve çalışmaya hemen başlayacağız arkadaşlar. Umarız beğenirsiniz. Şimdi, bu tabii ilkbahar, yaz, sonbahar, kış her mevsimde böyle hemen üşüdüğünüzde üzerinize alabileceğiniz bir ürün dedik. Şöyle bir çizgi çalıştık biz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yani bu pançonun nasıl olduğunu ancak böyle görerek daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buradaki kareler düz örgüyle örüldü. İplik Alize Angora Gold ve Alize Angora Gold batik ikisini birlikte katladık, birleştirdik. Çok da yakıştı. Tabii bütün Alize batik renklenmeleriyle Alize Angora Gold'ları katlayabilirsiniz bu çalışmayı yapabilmek için. Burada arkadaşlar şöyle 9 tane kare var. Üzerine de 4 sıra kare var. Buradaki mantık şu, şimdi onu anlatacağım size. Öreceğiz, şöyle tonlar olacak. Onları tek tek göstereceğim. Önce bu sayıyı göstereyim. Şimdi 9 kare burada, 4 kare burada. Bu şekilde bir ekleme yapıyoruz. Ondan sonra şöyle yukarıya doğru 5 tane ekleme yapıyoruz. 4 yandan ve 5 yukarıdan, dikeyde 5. Yani şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine böyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karemiz var. Burası tabii ortak. Zannediyorum anlaşıldı. 5 burada, 5 de burada. Bu yöne. Şurası bizim ensemiz oluyor. Yani arka üçgen oluyor ve ense oluyor. Zannediyorum anlaşıldı. Şimdi geçelim bakalım biz burada nasıl bir mantıkla ördük bu çalışmayı. Çok kolay diyorum. Batiğin tamamen olayı. Ama gördüğünüz gibi burada koyu bölüm var. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İpliği alıyoruz. Siyah rengimizi de alıyoruz, açıyoruz. İkisini birleştiriyoruz. Bir tutuyoruz ve bu kareleri öreceğiz. Şimdi göstereceğim. Düz örgü zaten çok kolay. Burada dizaynı anlamanız için anlatıyorum. Şimdi biz bütün ipleri öreceğiz. Yani iki tane böyle batik rengimizi hiç iplik kopartmadan öreceğiz. Böyle kareler olacak tabii. Bazı yere koyu gelecek, bazı yere daha orta koyuluk gelecek, bazı yere daha açık gelecek. Gördüğünüz gibi batiğin renkleri böyle siyahla birleşince ton olacak, tonel bir durum olacak. Şimdi biz bunu dizayn ederken koyu renkleri alt bölüme. Yani şöyle göstereyim, belki daha iyi anlaşılacak. Koyu renkleri şöyle alt sıraya. Sonra orta renkleri buraya.
daha açık renkleri üste. Bu şekilde eklediğimizde biz böyle bu çalışmayı elde ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bana gelecek soru, çok iyi tahmin edebiliyorum. Bu kaç tane orta renkte kare var? Kaç tane koyu renkte kare var? Kaç tane açık renkte kare var? Bu sayı hiç önemli değil. Çünkü bunu bilemeyiz kaç tane çıkacağını. Batikle ne kadar çıkarsa biz iplerimizi örüyoruz. Burada 56, değil mi? 56 tane kare olacak. Nasıl denk gelirse koyular alta, ortalar ve en üstte açıkları ekliyoruz. Birleştirmeyi göstereceğim. Hani bir tane eksik olur, bir tane yanda tam denk gelmez. Hiç önemli değil. Ne gelirse 56 tane motifi ekleyeceğiz. Evet, hemen örmeye geçiyorum. Çünkü bu anlattıklarım daha önemliydi. Örgüde hiçbir şey yok. Sadece ipliği açıyoruz ve düz örgü kareler örüyoruz. O kadar. Tek katımız bu. Hemen Alize Angora Gold batik ipliğimizi açıyoruz. Bu da tek kat. Böyle katlıyoruz arkadaşlar. Bakın hiçbir kopartma yapmadım. Kollu yapılabilir mi? Yani yok, bu böyle. Ancak şuradan eklemezseniz belki ayırabilirsiniz ama o bilmiyorum. Şu anda düşünemedim. Evet, şimdi bu şekilde örüyoruz. Şişimiz 5 numara. Hiç iplik koparmıyoruz. Geldiği gibi örüyoruz. Parçaları sonra dizayn edeceğiz, ayıracağız. Burada 24 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şunu çekeyim kenara. 24 ilmek örüp böyle ilmek atıyoruz. Düz örgü örüyoruz. Ben burada 24 ilmek atmayayım. Sadece sizlere örgüyü göstereyim. Böyle düz örgü. Düz örgü. Az bir ilmek üzerinden göstereyim. Hatta kesmeyi de göstereyim. Belki hiç örgü örmeyi bilmeyenler de görecek ve düz örgü ben yapabilirim diyecek. Onlara kesmeyi, kapatmayı da gösteririm. Böyle şimdi ters örgü örüyoruz. Arkada ters örgü. Kare parçalar örüyoruz arkadaşlar. 24 ilmek her kare. 30 sıra yükseklik. Bir kare, 30 sıra yükseklik ve 24 sıra 24 ilmek enden oluşuyor. Şimdi tekrar böyle önde düz örgü örüyoruz. Düz örgü ve ters örgü. Düz örgü, ters örgü. Arka, ters, ön, düz. Bu şekilde örüyoruz. Evet, nasıl kareler çıkacaksa. Şimdi bir sıra daha ters öreyim. Bu arada bir tekrar tarayabilir miyiz arkadaşlar? Gösterebilir miyiz? Evet, şalımız böyle parça parça karelerden oluşuyor. Alize Angora Gold batik ve Alize Angora Gold siyah ipliğimizi birleştirerek yaptık. 56 motiften oluşuyor, 56 kareden. Düz örgü, burada sadece tonları ayarlayarak bir çalışma yaptık, birleştirme yaptık. Umarız beğeneceksiniz. Şimdi, bittim arkadaşlar, hemen kapatmayı gösterelim. Şimdi hiç örgü bilmeyenler kareyi ördüler, 24 ilmek attılar, düz örgü ördüler, arkada ters. Şimdi kapatmayı da gösterelim şöyle. Çünkü bu yayında çok fazla gösterecek bir şey yok. Böyle kapatıyoruz motiflerimizi. Bu da kapatma, birbirinin üzerinden geçirerek. Şişi geçiriyoruz, ilmeği birbirinin üzerinden geçiriyoruz. Şişi geçiriyoruz, ipliği atıyoruz, yukarı çekiyoruz ve ilmeği birbirinin üzerinden geçiriyoruz. Böyle de karelerimizi arkadaşlar kapatıyoruz. Şimdi en önemli püf noktası şu, bu çalışmada. Şöyle, karemizi örerken, altta ilmeklerimizi atarken sıkı atmamalıyız. Bu çok çok önemli. Kapatırken de sıkı kapatmamalıyız, kasmamalı. Yani bu çok önemli. Şimdi bir de şu çok önemli. Yükseklik 30 sıra dedim, en 24 ilmek dedim. Fakat bu sizin eliniz çok sıkıdır. 30 sırada belki şöyle bir yerde kalırsınız. Kare olmaz. O zaman 34 örün, 35 örün. Tam bir kare. Şöyle yaparak bunu bulabiliriz. Tam bir kare olmalı parçalarımız. Ütü yapılıyor mu? Yumak sayısı, kare sayısı tekrar. Peki. Ütü yapıyoruz arkadaşlar. Alize Angora Gold ipliklerinin, batik ipliklerin en önemli özelliği zaten
ütüyle buluştuğunda inanılmaz incelik ve bu düzgünlüğü çok güzel oluyor, hafif. Buharlı ütüyü hiç korkmadan böyle bastırarak çok güzel ütülüyoruz. Bunu tabii bence bütün ürün bittikten sonra, birleştirdikten sonra ütülemeliyiz. Çünkü kare kare ütülerseniz bir kareye daha fazla verirsiniz ütüyü, öbür kareye daha az verirsiniz, denk getiremezsiniz. Bu sıkıntı olur. Bütün ürün bittikten sonra buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. İki yumak alizangora gold batik dedik, üç yumak da siyah dedik. Bakın burada koyu renkler denk geldi. Böyle koyular oldu. 3 ton böyle karelerimiz olacak elimizde. Bu daha koyulu, bu daha açık. Beyaz bölüme rastladı. Bunları dizayn ederken söylediğim gibi tekrar edeyim şuradan. Böyle koyu bölümleri buradan gösterebilir miyiz? Buradan gösterelim o zaman. Böyle gösteriyorum, tamam. Koyu, en koyu parçaları buraya. Sonra diyelim ki en koyu parçalar şurada kaldı. Bunu tabii önce bir dizersiniz, sonra şey yaparsınız, iğne ile dikersiniz. Bence bu iğne ile dikilmeli. Çünkü şeyi bilemezsiniz, tığ ile birleştirirken kaç tane koyunuz çıkacak, kaç tane açık olacak. En doğrusu bunu iğne ile birleştirmek. Koyuları, diyelim ki koyular buraya kadar olmadı. Aralara şu yukarıdan bir iki tane atarsınız. Yani illa tam sayı koyu, tam sayı orta renk, tam sayı açık gelmesi gerekmiyor. Bu önemli. Şimdi size parçaların etrafını nasıl yapacağız onu göstereyim. Burada şöyle. Şimdi ipliğimiz iki katlı tabii. Etrafını da iki kat alize angora gold ipliğiyle yapıyoruz. Siyahı iki kat katlıyoruz. Şöyle trabzan örgü yapıyoruz. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Köşelerde aynı yere 1, 2, 3'lü trabzan yapıyoruz. Aynı yere böyle dönene kadar batıyoruz. 3-4 kere batıyoruz. 3 kere, 4 kere. Elinize göre bu değişir. Böyle mesela şu anda burada 4 tane aynı yere batılmış ama tam dönmedi bakın. Bir tane daha batıyorum, 5. 5 tane aynı yere batarak döndüm. Böyle her ilmeğe batacağız. Renk kombin için çok fazla seçenek bulacağız tabii ki. Renk kombini için çok fazla seçenek bulabilecek miyiz diye bir soru var. Tabii ki bulacağız. Böyle gördüğünüz gibi pek çok seçenek var. Mesela şununla da yapabiliriz. Siyahı şununla da yapabiliriz. İçinde kahveler var. Bu da inanılmaz güzel olur. Böyle yapabiliriz. Sonra yine başka göstereyim. Burada mantık tabii biraz siyahla böyle tonların çok yakışması. Siyahla aslında her şeyi yapabilirsiniz. Yine şunları yapabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz şöyle. Çok hoş olur. Burada artık dizayn size ait. Yine bununla bunu yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bunlar istediğiniz gibi. Burada tabii koyudan açığa değil artık renkleri, bütün yeşil tonları alırsınız alta. Nasıl denk geliyorsa. Orada dizayn tamamen size ait. Biraz böyle hayal dünyanızı bununla çok güzel şeyler yapabilirsiniz hayal dünyanızda. Evet, böyle yaptık. Şimdi örüyorduk şöyle üçlü trabzan yapıyoruz. Yine her araya şöyle alıyorum. Başlıyor muyuz? Böyle üçlü trabzan yapıyoruz. Tığının başına doladık. Böyle her ilmeğin arasına batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Burada önemli olan kasmaması ve volanlanmaması çok önemli. Çok düzgün olması için her araya batıyoruz. Yanlarda da çok güzel ayarlayarak batmalıyız. Şimdi bunu tabii sizler yaparak anlayacaksınız. Sizin elinizin ayarını bilemem ben. Böyle üçlü trabzan ile etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Bu motif bittiğinde de, şimdi şunları göstermek istiyorum. Zannediyorum anlaşıldı, üçlü trabzan. Motifler bitti diyelim böyle. Sonra bunları iğne ile dikeceğiz. İğne ile bunu, iğneyi takıp artık onu göstermiyorum. Karşılıklı iğne ile bunu dikeceksiniz. Tabii dediğim gibi
renkleri dizayn ederek. Bu çok önemli. Zaten şalın, pançonun en büyük özelliği, önemli özelliği bu. Bugünkü yayınımız bu kadar. Çok fazla bir şey yoktu. Tekrar bir pançoyu ben göstereyim görmeyenler için. Evet, pançomuz böyle çok kullanışlı bir aslında ne panço ne şal diyebiliriz. Yani böyle her zaman omuzlarınıza alabileceğiniz bir ürün bu. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii büyük böyle ütüyle de daha da salaş oluyor, açılıyor. Şöyle bir gösterelim. Sandalyeyi çektim, tamam. Evet, böyle. Şöyle şunu da çekelim, gösterelim. Böyle bir ürün arkadaşlar. Arkaya da dönelim. Oldukça büyük bir ürün. Hani 38 beden, 36 beden yapmak isterse en son sırayı çıkartmalı. Onu da tekrar söyleyeyim ve bitirelim. Yani ne demek istiyorum? Şöyle yapabilir. Şöyle göstereyim. Şöyle tekrar göstereyim. Diyelim ki bu ürünü 38 beden yapmak istiyor. Bu da tabii çok büyük gelir. Onun için hemen şuradan bir sıra eklemeyebilir. Buradan bir sıra eklemeyebilir. O şekilde yapabilir. Kendisine ölçer, bir sıra alttan çıkarabilir. Yani üçlü yapı, üç sıralı yapabilir. Bu sizin bedeninize göre tabii ayarlayabileceğiniz bir durum. Peki o zaman sizlere kolay gelsin diyelim. Keyifli örgüler dileyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız.